Merhaba arkadaşlar. Atayınları Ben Korkmam 7. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 5. üniteye devam ediyoruz. İki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açıları inceleyeceğiz. Dersimize başlayalım. İki paralel doğruyla bir kesen 8 tane açı oluşturur ve bu 8 tane açıyı incelediğimizde iki doğrunun bir noktada kesişmesiyle dört tane açı oluşturur. Bu dört tane açıdan karşılıklı olan açılar ters açılardır ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. 1 ve 3 karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır. 2 ile 4 ters açılar, 5 ile 7 ters açılar, 6 ile 8 ters açılardır ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan aynı yöne bakan açılara yöndeş açılar denir. 1 ve 5 aynı yöne baktığı için yöndeş açılar. 2 ile 6 aynı yöne bakıyor, yöndeş açılar. 3 ve 7 aynı yöne baktığı için yöndeş açılar. 4 ve 8 de aynı yöne baktığı için yöndeş açılardır. Ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan paralel doğrular arasında kalan ters yönlü komşu olmayan açılara iç ters açılar denir. Paralel doğrular arasında kalan açılar 3, 4, 5, 6. 3 ile 5 ters yönlü olduğu için iç ters açılar, 4 ve 6 ters yönlü olduğu için iç ters açılardır ve iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel doğrular arasında olmayan, ters yönlü, komşu olmayan açılara ise dış ters açılar denir. Paralel doğrular arasında olmayan, yani dışında kalan açılar 1, 2, 7 ve 8. 1 ve 7 ters yönlü olduğu için dış ters açılar, 2 ve 8 de ters yönlü olduğu için dış ters açılardır ve dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Devam edelim. k ve l doğruları birbirine paralel. Burada 3 tane açı oluşmuş. Şurada bir m harfi var. Biz buna m kuralı diyoruz. M kuralına göre aynı yöne bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Yani A ve B sol tarafa bakıyor. C ise sağ tarafa. Sola bakanların toplamı sağ bakanların toplamına eşittir. A artı B C'ye eşit olmalı. Bir de bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buradan paralel bir doğru çizdiğimizde şuradaki açı ile A iç ters açı olduğu için burası da A'dır. Buradaki açı ile B iç ters açı olduğu için iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası da B'dir. Yani C A ile B'nin toplamına eşittir. Bu şekilde de yapabiliriz. İkincisinde ise M ve N doğruları birbirine paralel ve fazla sayıda açı oluşmuş. Yine aynı şekilde buna da zikzak kuralı diyoruz. Aynı yöne bakan açıların toplamı birbirine eşittir. Tabi açılar sıralanırken sol sağ sol sağ şeklinde sıralanmalı. A, B ve C aynı yöne bakıyor. E ile D aynı yöne bakıyor. A, B ve C'nin toplamı E ile D'nin toplamına eşittir diyoruz. Üçüncüsünde ise P ve R doğruları birbirine paralel. Paralel doğrular arasında kalan ardışık iki açının toplamı 180 derecedir. Yani A ile B'nin toplamı 180 dereceye eşit olmalı. Burada ise S ve T doğruları birbirine paralel. Paralel doğrular arasında kalan açılar A ve B ters yönlü açılar olduğu için iç ters açılardır. Ve iç ters açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için a b'ye eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açıları incelemiş olduk. Alıştırmalarla devam edelim. K ve M doğrusu birbirine paralel ve N doğrusu K ve M doğrularını kesmektedir. Buna göre aşağıda verilen noktalı yerleri yöndeş, iç ters, dış ters, ters kavramlarından uygun olanları ile tamamlayınız. A ve C açıları A ile C açısı karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır. A ve C ters açılar. D ve F açılarına bakalım. D ve F açısı doğrular arasında kalıyor ve ters yönlü olduğu için ve doğrular arasında kaldığından iç ters açılardır. D ve F iç ters açılar. A ve G açıları A ve G doğruların dışında kaldığından ve ters yönlü açılar olduğu için dış ters açılar. B ve F B ve F aynı yöne baktığı için yöndeş açılar. F ve H açıları F ve H açısı karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır. G ve C açılarında ise açılar aynı yöne baktığı için yöndeş açılar. D ve H açısına bakalım. D ve H açısı da yine aynı yöne bakan açılar olduğu için yöndeş açılardır. E ve C açıları E ve C doğrular arasında kalıyor ve ters yönlü açılar olduğu için iç ters açılar. D ve B açıları ise D ve B karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır. Bu şekilde kavramları yerleştirmiş olduk arkadaşlar. İkinci alıştırmayla devam edelim. K ve L doğruları birbirine paralel. N doğrusu K ve L doğrularını kesmektedir. Buna göre A, B, C ve D açılarının ölçülerini bulunuz. Buradaki açı 65 derece. Şurada bir doğru açı var. Doğru açı 180 derecedir. 180 dereceden 65'i çıkartırsak 115 derece bulunur. Burası 115 derecedir. A açısı ile 65 derece aynı yöne baktığı için yöndeş açılardır ve A açısı 65 dereceye eşittir. D ile 115 ise yöndeş açılar olduğu için birbirine eşittir ve D açısı 115 derece D ile B açıları karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşit olduğundan B açısı da 115 derecedir. A ve C ise yine karşılıklı açılar olduğu için ters açılardır ve ters açıların ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre C açısı da 65 derecedir. Bu durumda A açısı 65, B açısı 115, D açısı 115, C açısı 65 derecedir diyoruz arkadaşlar. Açıları bulmuş olduk. 3. soruyla devam edelim. K ve L doğruları birbirine paralel ve M doğrusu K ve L doğrularını kesmektedir. Buna göre soru işaretiyle belirtilen açı ölçüsünü bulunuz. Buradaki açı 50 derece. Buradaki açıyla 50 derece Aynı yöne baktığına göre yöndeş açılardır ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani soru işaretiyle belirtilen açının ölçüsü 50 dereceye eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizde iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açıları incelediğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini, konu değerlendirme testini sizler de Ata yayınları ben korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.